Pekala, dünyaca ünlü bir şef değilsin. Ama belki de sadece doğru gereçlere sahip değilsindir. Merak etme, sana nasıl yemek pişirileceğini göstereceğiz. Annen baban evden gidince oyun zamanı demektir. Şu mesajı yolladım bak. Selam particiler. İçeri geldiler. Bu yemek mi ya? Partiye fena halde hazırım. Ha? Buraya yürümek beni biraz acıktırdı da. Peki. Selam millet. Bu da ne? Onsuz evden çıkamıyorum. Bu kutu boş ama. Şey, buralarda bir yerdedir herhalde. Mutlu günler. Bahçemden taze kişniş. Kokusu bayağı keskin. Selam hanımlar. Ben bir şey getirmedim. Girebilir miyim? Tabii. İyi eğlenceler. Bu partide amma canlı. Atıştırmalık bir şeyler bile yok. Aferin, çok paylaşımcısın. Sanırım bu çiçekler yenilebilir. Ne yapacağız? Tabii ya. Yağsız fritözü nasıl unuttuk? Of ya, şu leziz şeylere bak. Patates kızartması harika olur. Ama protein de lazım. Bingo! Burada hiç peynirli bir şeyler var mı? Hadi yapalım. Bu kadar yağ yeterli olur mu acaba? O kadar çok lazım değil. Bir tatlı kaşığı yetiyor. Ena. Daha az yağ demek daha az kalori demektir. Ve de daha sağlıklı atıştırmalıklar. Birazdan görüşürüz. Bu şey çok da hızlı pişiriyor. Ve kısa sürede çıtır çıtır patates kızartmalarımız oldu. Şimdi mozzarella çubukları yapacağız. Bunun yağda kızarmadığına inanabiliyor musun? Misafirlerimiz var, unutma. Tavuk kanadı isteyen. En sevdiğin sosta kapla ve yağsız fritöze at. Burada çok da yer var. Onca yağ kullanmıyoruz ve vicdan azabı çektirmeyen atıştırmalıklar hazır oluyor. Hadi alın arkadaşlar. Çok leziz görünüyorlar ha? Ve hepsi bir saatten kısa sürede hazır oldu. Bunları dışarıdan mı ısmarladınız siz? Kanatları ver bakayım. Hem de çıtır çıtırlar. Şu mozzarella çubuklarına inanabiliyor musun? Aynı lokanta gibi. Ama şişmanlatan yağ olmadan. Çıtır çıtır patates kızartması gibisi yok. Artık herkes mutlu görünüyor. Artık kurtuldu. Ne? Saat 9:30 mu? Herkesi yollamalıyız. Teşekkürler. Hemen bir temizlik yapalım. Olivia, onu dışarı çıkar. Onu dışarı mı çıkarayım? Bu ilk kez dışarı çıkmamızın şerefine. Sen aklını mı oynattın? Git çöp bidonunu at. Şunu hemen bir çalkalayayım. Sepeti şöyle çıkar. Ve normal bulaşık gibi yıka. Bulaşık makinesinde bile yıkanabilir. Şimdi sıra büyük kapta. Yapışmaz metal yüzeyi yıkamayı çok kolaylaştırıyor. Yerine geri tak ve bitti. Çok kolay. Döndüler. Selam kızlar. Merhaba anne. Bir tuvalete gitmem lazım. Görüşürüz. Of, kapıyı kurtulduk. Sağ ol ufaklık. Beni saraya yemem hiç iyi olmadı. Burada bir farklılık var. Yemek yaparken neden hep üzerine bir şeyler sıçrar ki? Ver, ben bakayım. Ver, ben yapayım. Ellerin. Yağ kızmış mı diye bakıyorum. Ve karışımı döküyoruz. Bu da kim? Meri teyzeyi tamamen unutmuşum. Ben yokken yemek sizde. Şunu da tak bakayım. Tamam. Tarif bu mu?
Ama çok yapacak şey var. Vay canına. Ben sebzeleri doğrayayım. Soğan çok kaygan. Havuç kesmek yeterince kolay. Aa, yok değil galiba. Şimdi sıra bunda. Hey! Tutamıyorum bile. Patatesler. Of, bu tam bir fiyasko. Yoksa sakın. Yemeğini yanmış seven var mıdır? Oh, bittim ben. Yemek hazır anne. Kim yaptı bunu? Davo sen mi yaktın? Soba gibi kokuyor. Bunu yemek zorunda mıyız? Benim suçum değil. Hiç bütün yemeği tek başıma hazırlamamıştım. Olivia, hepsini yağsız pişirmeye atabiliriz. Yemek yapmanın tüm yükünü alır. Hadi yapalım şunu. Şunu prize takalım. Artık bir usta gibi yemek yapabiliriz. Ne hoş değil mi? Yana çekil ve ustaya yer aç. 5 dakika ısıtalım. Ve 200 dereceyi ayarlayalım. Bitti. Şimdi sebzeleri de yıkayayım ve doğrayayım. Şimdi daha iyi oldu. Şef kıyafeti işe yarıyormuş. Tavuğu da çeşitlendirdikten sonra bütün olarak içine koyabilirsin. Güçlü pişiriciye getireyim ki dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olsun. Şuna bak, insanın ağzını sulandırıyor. Hem sebzeleri de bu kadar kolayca pişiriyor. İçine koy ve pişirme ayarını gir. Ve diğer yöntemlerin yarısı kadar zamanda pişirir. Sıcak dumanı üstünde sebzelerden isteyen, parmağını bile oynatman gerekmiyor. Tadım testi. Şimdi sıra patateslerde. Yağ eklememe bile gerek yok. Bu bayağı çabuk oldu. Nar gibi de kızarmışlar. 3 ila 6 kişiyi doyuracak kadar çok şey alıyor. Buna inanamıyorum. Bu yemek sanki şık bir menüden fırlamış gibi. Şu tavuğa bak. Ortam da güzel. Çok iyi başardık değil mi? Bunların hepsini siz mi yaptınız kızlar? Bu bir yeni yıl mucizesi. Hem de hepsini sadece yağsız bir pişiriciyle yaptığımızı düşününce bütün bir yılbaşı menüsünü bunda pişirebilirsin. Lezzetli ve müthiş olur. İstediğiniz kadar alın, bol bol var. Ve merak etmeyin, tavuk hiç kurumamış ve hepsi sizin sayenizde kızlar. Önce ben. Ne? Yağsız pişirici benim fikrimde. Öyle miydi? İkinci tura hazır mısınız? Bence birazdan herkes ikinci tabağı alacak. Bu yılbaşı harika geçiyor. Bu cipsler iyiymiş ama fena halde açım. Burada bir şeyler var mı acaba? Öf, buzdolabına bakayım. Biliyordum. Gel bana. Hepsini yiyeceğim. Ay, çok sertmiş. Herhalde buzdolabında uzun süredir duruyor. Taş gibi olmuş. Sandviçin mi var? Sağ ol. Dişini kırıyordu. Şu numaraya bak. Soğuk bir sandviçi yumuşatmak mı istiyorsun? İyice ıslat. Sonra fırına koy. Önceden ısıtmıştım. Şimdi bekleyelim. Ve sadece 5 dakika yeter. Sandviçi yeme zamanı. Sıcak ve yumuşak olmalı. Şuna bak. Olivia, o benim de, hatırladın mı? Anlaşılan nihayet öğle yemeği zamanı gelmiş. Vay canına. Dikkat et Olivia. Şunu tekrar deneyeyim. Amanın, ketçap kontrolden çıktı. Yuh! Bu gerçekten oldu mu? Ay, ne şeker kızlar.
sanırım fark etmedi. Hadi senin. Çiçek mi? Bana da gelmiş Olivia. Ver şunu bana. Sana bir numara göstereceğim. Tavuğu torbaya dök. Aynen şöyle. Sonra içine ketçabı sık. Sonra iyice salla. Neredeyse hazır. Bir kez daha. Ve işte. Mükemmel şekilde soslanmış tavuk kanadı. Paylaştığın için teşekkürler. Harikasın Hera. Kapağı düştü. Hiçbir şey doğru düzgün yapamıyorum. Bu arada bu videonun sponsoru Tautronics. Bu TikTok pişirme tüyoları işine yarar mı? Belki de bir tane Tautronics yağsız fritöz edinmenin zamanı gelmiştir. Yeni aşçılık becerilerini göstermek için videoyu arkadaşlarınla paylaş.